Merhaba arkadaşlar, ismim Oktay Yılmaz. Coğrafya dersinde bugün beraberiz. Yerel saat hesaplamalarıyla devam edeceğiz. Yerel saat hesaplayabilmemiz için arkadaşlar bazı şeyleri bilmemiz gerekecek. Bunlardan bahsedelim öncelikle. Her meridyen arasının kaç dakika olduğunu biliyorduk. Her meridyen arası 4 dakika olduğunu söylüyorsunuz. Doğuda yerel saatler ileridir. Doğuda yerel saatler ileri. Doğuda güneş daha erken doğacak ve batacaktır. Doğuda güneş daha erken doğar ve batar. 180. doğu meridyeni tarih değiştirme çizgisini ifade eder. Her meridyen arasının 4 dakika olduğunu biliyorsunuz. Doğuda yerel saatlerimiz ileri olacak. Doğuda güneş daha erken doğacak, daha erken batacaktır. 180. doğu meridyenimiz tarih değiştirme çizgisini ifade edecek. Ekinoks tarihleri dediğimiz tarihlerimiz, ekinoks tarihi dediğimizde aklımıza ne gelecek? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri gelecek arkadaşlar. Dilerseniz yerel saatlerle ilgili birkaç örnek yapalım. Mesela başlangıç meridyeninde güneş tepe noktasındayken Türkiye'nin en doğusunda yerel saat kaçtır? Bu soruyu çözebilmemiz için öncelikle neyi bilmemiz gerekecek? Başlangıç meridyeninin sayı değerini bilmemiz gerekecek. Başlangıç meridyeninin sayı değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani nereden bahsediyoruz? İngiltere'de Londra'dan bahsediyoruz, Greenwich'ten bahsediyoruz. Güneş tepe noktasında demiş. Güneş tepe noktasındaysa saatin kaç olduğunu anlatmaya çalışıyordur bize. Başlangıç meridyeninde saat 12.00'dır arkadaşlar. Kelimeye dikkat ediyorsunuz. Güneş tepe noktasında diyorsa saatin kaç olduğunu anlatmaya çalışıyordur bize. 12 olduğunu anlatmaya çalışıyordur. Türkiye'nin en doğusunda yerel saat kaçtır? Türkiye'nin en doğusundan geçen boylam değerimiz kaç? 45. Bize nereyi soruyor? 45. doğu meridyenini soruyor. Başlangıç meridyeninde saatimiz kaç gösterecek? 12. Bizden nereyi istiyor? 45. doğu meridyenini istiyor. Doğuya doğru gittiğimiz için yerel saatin nasıl olduğunu söyleyeceğiz? İleri olduğunu söyleyeceğiz. Her meridyen arası kaç dakikaydı? 4 dakikaydı. Arada kaç meridyen, kaç boylam fark var? 45 boylam fark var. 45 çarpı 4 eşittir. Ne yapacak arkadaşlar? 180 yapacak. O da eşittir. Bunu saate çevireceksiniz. Kaç saat yapacak? 3 saat yapacak. Yani saatimiz ne olacak? 3 saat ileri olacak. Artı 3 yaptığımızda da Türkiye'nin en doğusunda saatler kaçı gösteriyormuş? 15.00'ı gösteriyormuş. Ne yaptık biz burada bu soruda? Başlangıç meridyeninde güneş tepe noktasındayken yani saat 12 iken başlangıç meridyeninde saatler kaçı gösteriyormuş? 12. Benden nereyi istiyor? 45. doğu meridyeninin yerel saatini istiyor. Doğuda olduğu için yerel saat nasıl olacaktır? İleri olacaktır arkadaşlar. Her meridyen arasının 4 dakika olduğunu biliyorsun. 45 çarpı 4 dediğinde 180 dakikaya ulaşıyorsun. Bu dakikayı neye çevirdin? Saate çevirdin. Kaç buluyorsun? 3 saat buluyorsun. Ne yapıyorsun o 3'ü? Artı ekliyorsunuz. Bu şekilde soruyu çözüyoruz. Bir örnek daha yapalım. Örneklerle devam edelim. Örnek. 25. doğu meridyeninden doğu meridyeninde
Saat kaç olsun? Saat 18.00 iken 15. Batı Meridyeninde yerel saat kaçtır? 25. Doğu Meridyeninde saat 18'miş arkadaşlar. Bizden nereyi istiyor? 15. Batı Meridyenini istiyor. Bu soruyu çözerken ne yapacaksınız? Öncelikle yerlerini belirtelim. Bize nereyi vermiş? 25. Doğu Meridyenini vermiş. Saat kaç 25. Doğu Meridyeninde? 18.00. Bizden nereyi istiyor? 15. Batı Meridyenini istiyor. Nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Batıya doğru gidiyoruz. Batıya doğru gidiyorsak yerel saatin nasıl olduğunu göreceksiniz. Yerel saatin geri olduğunu göreceksiniz. Aradaki meridyen farkını bulalım. Biri doğuda, biri batıda olduğu için aradaki farkı bulmamız için ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. 25 artı 15 eşittir 40. Arada 40 meridyenli, 40 boylamlık bir farka görüyorsunuz. Her meridyen arasının 4 dakika olduğunu biliyoruz. 40 çarpı 4 eşittir 160 dakika. Bu 160 dakikayı saate çevirmeye çalışırsak ne yapacağız? Kaç saat yapacak? 2 saat 40 dakika yapacak. Yani yerel saatimiz ne olacak? 2 saat 40 dakika geri olacak arkadaşlar. 18'den 2 saat 40 dakikayı çıkardığımızda kaç yapacağız? Saatimiz kaç olacak? 18.00'dan ne yapıyoruz? 02.40 çıkartıyoruz. Saatler kaçı gösterecek? 15.20'yi gösterecek. Soruda ne yaptık? 25. Doğu Meridyenini vermiş bize. Saatin 18 olduğunu söylüyor. 15. Batı Meridyeninin yerel saatini istiyor. 25. Doğu Meridyeninde saat 18, 15. Batı Meridyeninde biri doğuda biri batıda olduğu için farkı bulmak için ne yapmam gerekecek? Toplamam gerekecek. Topladım ve 4 ile çarpacaksınız. 160 dakikaya ulaşıyorsunuz. Bu dakikayı saate çevireceksiniz. O da ne yapacaktır? 2 saat 40 dakika yapacaktır. Batıdaki yerin yerel saatini istediği için yerel saatler geri olacak. Ve ne yapacaksın o zaman bu 2 saat 40 dakikayı? Çıkartacaksın. 15.20 olarak bulacaksın. Örnek. Iğdır'da güneşin konumu yandaki şekildeki gibi ise İzmir'de güneşin konumu nasıl olması beklenir? Baktığınız zaman arkadaşlar, Iğdır Türkiye'nin en doğu ucunu oluşturacak. En doğusunda yer aldığı için güneş Iğdır'da tam tepe noktasındaymış. Bizden neredeki konumu istiyor? İzmir'deki konumunu istiyor. O zaman yerel saatin biz nasıl olmasını bekleyeceğiz? Daha geride olmasını bekleyeceğiz. Ne yapıyoruz o zaman Iğdır'daki konumu gördükten sonra İzmir'de de nasıl olmasını bekleriz? Güneşin şu şekilde olmasını bekleriz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bu tarzda sorularla karşılaşıyorsunuz ya da tarzlarımız bu tarzda da gelebilir. Bir örnek daha yapalım. Örnek. Otuzuncu Doğu Meridyeninde güneş 06.00'da doğarken 45. Doğu Meridyeninde
Güneş. Kaçta batar? Parantez içerisinde ekinoks. Soruya baktığımızda 30. doğum meridyeninde bize ne vermiş? Güneş'in doğuşunu vermiş. Güneş 6'da doğuyormuş. Bizden ne istiyor? 45. doğum meridyeninde Güneş'in kaçta batacağını istiyor arkadaşlar. Parantez içerisinde de ekinoks tarihi olduğunu belirtmiş. Yani ekinoks tarihi de diyorsa bize anlatmaya çalıştığı nedir? Gece gündüz eşitliğidir arkadaşlar. Ekinoks tarihinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır ve bu tarihte gece gündüz eşitliğini göreceksiniz. 30. doğum meridyeninde Güneş kaçta doğuyormuş? 06.00'da. Burada Güneş kaçta batar arkadaşlar? 12 saat gece gündüz eşitliği varsa 18.00'da batar. Bizden nereyi istiyor? 45. doğum meridyeninde Güneş'in kaçta batacağını soruyor. Doğuda Güneş'in daha erken doğup daha erken battığını biliyoruz. Arada kaç meridyen farkımız var? 15. 15 çarpı 4 eşittir 60 dakikaya denk gelecek. Burada 18.00'da batan Güneş 45. doğum meridyeninde 1 saat daha erken batacaktır arkadaşlar. O zaman da burada Güneş'in kaçta battığını söyleyeceksiniz. 17.00'da batar diyeceksiniz. Güneşin doğuş ve batış sorularını bu şekilde çözeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Neyi atlamayacaksınız burada? Eğer yerel saati sormuş olsaydı bu 1 saati ekleyecektik üzerine. Çünkü doğuda yerel saatler ileri dediğimiz için. Ama bizden Güneş'in batışını sorduğu için doğuda Güneş'in daha erken doğup ve battığını biliyoruz. Ne yapacağız o zaman? 1 saati çıkartacağız arkadaşlar. Örnek. Ellinci doğum meridyeninden yola çıkan bir uçak saat kaçta çıksın? 12.00'da. Şunu şuraya yazalım. 50. doğum meridyeninden 12.00'da yola çıkan bir uçak altmışıncı batı meridyenine 2 saat rotarla ulaşmıştır. 60. batı meridyeninde saat kaçta ulaşır? 50. doğum meridyeninden 12.00'da yola çıkmamız gerekecek. 2 saat rotarımız var. 60. batı meridyenine gideceğiz arkadaşlar. Bizde saat kaçta ulaştığını sormuş. 50. doğum meridyenini buraya yapalım. Saatimiz 12.00 olsun. Nereye gideceğiz? 60. batı meridyenine gideceğiz. Batıya doğru gidiyorsanız yerel saatiniz nasıl olacak arkadaşlar? Geri olacak. Arada kaç meridyenlik farkımız var? 110 meridyenlik farkımız var. 110 boylamlık farkımız var. 4 ile çarpacağız. Ne yapacak? 440 dakika yapacak. Bu 440 dakikayı da saate çevireceğiz. Ne yapacak? Sıfırlar götürsün. 7 saat 20 dakika yapacak arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? 7 saat 20 dakikayı çıkartacaksınız. Eksi 7 saat 20 dakika. 12.00'dan 7 saati çıkartırsak ne yapacak? 5 saatimiz 04.40'da ulaşacak. Rötar da yapmışız. 2 saatte rötarı ekleyeceksiniz üzerine.
Saatler kaçı gösterecek? 2 saatte rötarı eklersek 02:40'da olacaktır. Yerel saatlerimiz bu şekilde örneklerle devam edebilirsiniz çalışmalarınızda. Burada yerel saatleri noktalayalım.